Merhabalar. Bugün sizle köyde hayat daha ucuz mu? Onunla ilgili bahsetmek istiyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak bir senedir köyde yaşıyoruz artık. Bir ay sonra bizim bir senemiz dolmuş olacak. Bu konuyla ilgili çok fazla gözlem yaptığımı söyleyebilirim. En azından kendi deneyimlerimden harekete yola çıkarak size ne düşündüğümü bu konuda bahsetmek istiyorum. Tabii ki hayat ucuz mu değil mi? Bu çok göreceli bir kavram. Ama dediğim gibi hani İstanbul'da yaşarken ne kadar harcıyorduk, ne kadar bir aylık giderimiz vardı. Şimdi burada durumlar nasıl? Bundan bahsetmek istiyorum. Böyle bir mukayesenin videosu olacak bu. Daha objektif olması adına da esas büyük giderler üzerinden, gider kalemleri üzerinden konuşmak istiyorum. Mesela bunlar nedir? En büyük aylık giderlerimiz kira. İşte kiradan bahsetmek istiyorum mesela ilk olarak. Biz tabii şu an kendi evimizde oturuyoruz. Biz burada satın alarak geldik ama kira olarak gelmiş olsaydık ödeyeceğimiz kira yaklaşık olarak 300-400. Ev çok iyi durumdaysa, bahçesi genişse, bir takım özellikleri varsa 500 lira gibi bir rakam olacaktı. Bu bence oldukça uygun. İstanbul'da mukayese ettiğiniz zaman ya da büyük şehirlerle mukayese ettiğiniz zaman gerçekten çok devede kulak kalan bir rakam. Tabii evlerin kalitesi, evlerin İşte İstanbul'daki evlerin konforuyla mukayesesi biraz artık tartışmalı bir konu. Tercihe kalmış ama şimdi şöyle de bir durum var. Burada evler geniş geniş bahçeli, işte ağaçlar var, hayvan yetiştirebiliyorsunuz gibi gibi artıları var. Tabii bir takım eksileri de var, işte sobalı evler vesaire gibi. Bu tamamen tercihe kalmış bir durum. Bir diğer büyük gider kalemi tabii ki faturalar. Faturalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle elektrik faturası. Şunu net olarak söyleyebilirim ki elektrik benim yaşadığım yerde muhtemelen birim fiyatı çok daha uygun. Çünkü İstanbul'da en son bir sene kadar evvel benim ödediğim elektrik faturası en az 150, 160, 170 o bantta gidiyordu. 200'e çıktığı zamanlar oluyordu. O aralıkta seyrediyordu kullandığım fırını ya da işte süpürgenin durumuna göre. Burada ise hiç 60 liranın üzerinde fatura ödemedik. Ortalama işte 40 ila 60 arasında gelip gidiyor. Dolayısıyla gerçekten elektrik çok küçük bir gider kalemi oluyor buradaki yaşam açısından düşündüğünüz zaman. Su faturasına geldiğimiz zaman esas bence sürpriz burada yaşayacaksınız. Su faturasını şöyle değerlendirmek istiyorum. Bir sulama suyu kullanıyoruz biz ki ücretsiz. Neyse ki sulama kanalından istediğiniz kadar su alıp bahçenizi kullanmak, işte bahçenizi sulamakta, tarlanızı sulamakta kullanabiliyorsunuz. Bunun için bir ilkel de olsa bir altyapı söz konusu. İçme suyu yani evdeki sarf suyu da yine dağlardan gelen kaynak suyu ama işte bir miktar işlenmiş, işte klorlanmış vesaire. Ve fatura edilen de esas bu evlerde bize faturası gelen. Şunu söylemek istiyorum, geçtiğimiz ay bize elektrik su faturası 2 aylık toplu olarak geldi. Yani her ay gelmiyor, genelde 2 ayda bir, 3 ayda bir su faturası geliyor. 2 aylık su faturamız bizim 10 TL'ydi. Ben İstanbul'dayken bir sene kadar evvel önce bir damacanaya 11 lira vermiştim. Burada bizim bir aylık su faturamız 5 lira. Yani yarım damacana bu noktada hani su faturasını, elektrik faturasını bence gider kaleminden saymaya dahi gerek yok. Gerçekten çok küçük meblağlar olarak kalıyor. Bir diğer şey ise fatura olarak düşündüğümüz zaman internet. İnternet faturası bu noktada İstanbul'la mukayese edilince pahalı. Biz İstanbul'dayken kullandığımız paket çok kapsamlı. İşte sınırsız, televizyon paketi, sinema paketi vesaire olan da bir paketti. 100-110 civarı bir rakam ödüyorduk. Buradaysa internet altyapısının sınırlı olması, hatta olmaması sebebiyle mecburen Superbox kullandık. İşte bu taşınabilir sınırsız internet şeklinde. Ve bunun faturası da yaklaşık olarak 220 TL gibi bir şey. Haliyle İstanbul'un nereden baksanız iki katına geliyor. Bu noktada köy birazcık dezavantajlı kalıyor. Hem internet hızınız bir tık yavaş oluyor Superbox olmasından mütevelli. Hem de ödediğiniz rakam maalesef iki misli. Bir diğer gider kalemi de özellikle şu an büyük şehirlerde yaşayanlar için çok büyük ızdırap olduğunu biliyorum. Isınma. Köyde ısınma neredeyse bedavaya geliyor diyebilirim. Çünkü odun bedavaya yakın. Eğer elinizden geliyorsa, uğraşmayı göze alıyorsanız, işte gidip odun toplayabiliyorsunuz. Tabii ki ormanlara vesaire zarar vermeye bile gerek yok. Çünkü zaten halihazırda kesim yapılan arazilerde geriye kalan odunlar vesaire sizin ihtiyacınızı fazlasıyla giderecek şekilde oluyor. Biz ilk geldiğimizde buraya hiç bunu tabii bu tarz şeyleri de bilmediğimiz için biraz acemiliğimizden muhtarlıktan birkaç siter odun aldık. Sitede yaklaşık olarak 90 lira civarı bir şeydi ya da 70 liraydı.
Bir siter demek 1 metreye 1 metre eninde bayağıca böyle fazlaca bir odun oluyor. Rakam olarak aslında dediğim gibi yine de gayet kabul edilebilir. Odun gerçekten bu noktada sizin çok fazla işinizi görüyor. Hem ısınmayı karşılamış oluyorsunuz bunu şekilde, hem yemek pişirme için kullanıyorsunuz, fırın olarak kullanıyorsunuz, kuzine olduğu için. Ve mesela bizim kapıda şöminelerimiz oluyor. Şöminelerde işte ekmek yapmak vesaire artık ne yaparsanız için kullanıyorsunuz. Bu noktada ısınmayı biz açıkçası bedavaya getirdiğimizi söyleyebilirim. Şu an artık kendi odunumuzu kendimiz temin edebiliyoruz. Bununla ilgili de belki ileride bir video çekebilirim. İşte odunumuzu, kışlık odunumuzu vesaire nasıl hazırlıyoruz, nereden alıyoruz, nasıl kesip hazırlıyoruz vesaire şeklinde. Bir diğer gider kalemi mutfak doğalgazı ya da mutfak tüpü vesaire. Bunu da çok minimumda kullandığımızı söyleyebilirim. Çünkü ısınmada zaten biz kuzine kullanıyoruz. Dolayısıyla kuzinenin fırını, kuzinenin üstünde işte suyunuzu, yemeğinizi, ıvırınızı, zıvırınızı çok rahatlıkla pişirebiliyorsunuz. Bir diğer büyük gider kalemi tabii çocuğu olanlar için eğitim. Eğitim masrafları aşağı yukarı İstanbul'da belki aynıdır ama tabii daha avantajlı olan kısmı şu ki şimdi köyümüzde bizim bulunduğumuz yerde bir köy okulu var. Servis var. Servisle gidiyor çocuklar. Bunu neyse ki devlet ücretsiz olarak sağlıyor. Yani her çocuk, hangi hanede çocuk varsa, o çocuk hangi okula gidiyorsa onun servisi sağlanıyor. Diyelim ki çocuğunuz liseye gidiyor buradan merkeze. Tabii ki köyün içerisinde lise yok ama çocuğunuz eğer yatılı okumuyorsa liseyi ve Dalaman'daki liseye gidiyorsa bunun da servisle gidiyor ve yine devlet bunu da karşılıyor. Neyse ki böyle bir avantajı var. Bundan bahsedebilirim. Bir diğer büyük gider kalemi de tabii ki mutfak masrafı, yeme içme masrafı. Şimdi bunu mukayese ettiğim zaman İstanbul'da tabii ki burası çok daha uyguna geliyor. Neden? Çünkü pek çok şeyi direkt üreticiden alıyorsunuz. Mesela ben sütü komşumdan alıyorum. İneği sağacağı saat belli. Sağdığı saatte gidiyorum. Şişemle birlikte 15 TL'ye. Litresi 3 liradan. 5 litre sütümü alıyorum. İşte onu sobamın üzerinde kaynatıyorum vesaire. Hem en taze halini, en güzel haline ulaşıyorsunuz bir gıdanın. Hem de çok uygun fiyatlarla bunu erişiyorsunuz. Mesela sebzemizi, meyvemizi kendimiz genellikle yetiştiriyoruz. Çok sebze meyveye burada hiç para vermedim diyebilirim. Çok işte yetiştiremediğimiz şeyler ne? Çocuklar işte muzdu, işte bu tarz böyle hani bahçemizde olmayan şeyleri manavdan ya da marketten alıyoruz, pazardan alıyoruz. Onun haricinde bahçemizde domates, biber, patlıcan, envai çeşit şeyler oluyor. Zaten burası gördüğünüz gibi zeytini çok bol bir yer. İncir mesela, bizim de 40 tane incir ağacımız var. Dolayısıyla incir, kuru incir çok bol oluyor. Zeytinyağı yine hakeza, mesela köylüler 25 TL'den litresini satıyorlar. En güzeli, en has haline yine 25 liraya ulaşmış oluyorsunuz. Diğer bütün gıdalar da aslında aynı şekilde. Diyelim mesela sizin bahçenizde bal kabağı olmadı. Biz bu sene bal kabağı çok ektik ama bakmayı çok başaramadığımız için, işte aralarda sulayamadığımız zamanlar vesaire oldu. Biraz ihmal etmişiz. Çok fazla bal kabağımız olmadı ama sağ olsun komşular arasında burada ciddi bir paslaşma var. Mesela sizin bahçenizde bir şey çok olduysa, diğerinde olmadıysa işte sen ona götürüyorsun, getiriyorsun. Böyle bir hediyeleşme söz konusu gerçekten. Onun haricinde buradaki insanlar hemen hemen her şeylerini kendi üretiyorlar. Bu şekilde bir beslenme sistemi oluşturmuşlar. Çok fazla et tüketmiyorlar. Daha ziyade sebze ağırlıklı. Kendi yaptıkları şeyler ağırlıklı. İşte nar ekşileri, zeytinyağları, zeytinler çeşit çeşit. İşte inekleri olduğu için peynirler, yoğurtlar, süzme yoğurtlar. İşte sütten yapılan envai çeşit gıdalar vesaire. Dediğim gibi bunlara hem erişiminiz çok daha yüksek. Hem de en güzelini, en kalitelisine erişiyorsunuz. Bu noktada çocukların beslerken insanın böyle içi çok rahat oluyor gerçekten. Çünkü böyle biliyorsunuz ki ilaçsız yetişmiş. Görüyorsunuz dalından topluyorsun. Mesela ileride bizim bir portakal ağacımız var. Canı portakal isteyen gidiyor, topluyor, kopartıyor, yiyip soyup yiyor. Mesela bir çocuğun bu şekilde yetişmesi bence çok büyük avantaj. İşte bitkileri görüyor, işte gidiyor bahçeden yeşillik topluyor, domates topluyor, salatalık topluyor. Bunlar ektiğiniz zaman gerçekten çok da bol oluyor. Bu noktada hani gıda aslında gerçekten köyde yeme içme açısından çok daha uygun. Ha ama tabii şöyle bir fark var. Mesela gidip marketten roka almakla bahçeden toplamak aynı şey değil. Orada sana hazırlanmış böyle temizlenmiş bir paket geliyor. Paket halinde alıyorsunuz rokayı ama buradaysa işte çamurlu oluyor, bir şeyli oluyor. Onu temizlemeniz, hazırlamanız, etmeniz, gidip koparmanız vesaire. Şimdi bu kısmı kimisine keyifli gelebilir. Ay işte bahçeden gittiğimde harikaydı, roka topladım da falan diyebilir. Kimisine külfet gelebilir. İşte bu noktada artık tercihler söz konusu. Benim mesela hoşuma gidiyor. İşte ama tabii soğuksa birazcık böyle angarya olabiliyor zaman zaman. Of diyorsun falan. Üşendiğin zamanlarda olabiliyor. Hani her zaman toz pembe olmuyor köy hayatı. Üşüdüğünüz, ıslandığınız zamanlarda olabiliyor.
Bu noktada tercih meselesi. Bu tarz şeylerden keyif alabileceğinizi düşünüyorsanız bence köy hayatı size göre olabilir. Benim köy hayatının ucuz olup olmamasıyla ilgili yorumlarım bu şekilde. Sormak istediğiniz şeyler olursa yoruma paylaşabilirsiniz. Yanıtlamak isterim. Kendi deneyimlediğim kadarıyla. Buradan hepinize iyi günlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.